Şirketin 9 aylık bilançosuna baktığımda 424 milyonluk bir karlılık var. Yani çok böyle aşırı derecede mükemmel bir bilanço açıkçası diyemiyoruz. Fakat hisse senedinde çok ciddi bir yukarı yönlü yükseliş hareketi görüyoruz fiyatlamalarda, eczacı yatırımda. Burada mesela son bir haftadır volatilite çok artmış durumda eczacı yatırımda. Burada böyle çok geçmişten gelen, yani yıllardır hep aynı gerçek midir ya da olur mu bilmiyorum ama bir inşaat projesi vesaire bununla ilgili bir, yani bu Kartal tarafında sürekli konuşulan bir konu. Ama şunu da söyleyeyim, çok ciddi bir volatilite var. Yani hisse senedinde yoğun bir toplama hareketi. Yani işlem hacminde muazzam bir artış var. Son mesela yaz aylarından beri, 7. aydan beri. O yüzden bunu büyük bir ihtimalle haberlere dayalı olarak bir hareketlilik önümüzdeki süreçte görebiliriz. Bugün çok ciddi bir satış gelmiş. Hisse senedi %7'ye yakın bir satış görüyoruz. Evet. Net kar 4. Evet. Bilançosu bu akşam geldiğini görüyorum. Dediğim gibi hisse senedi burada artık 307 seviyesini çok ciddi manada direnç haline getirdi. İkinci defa bu seviyelere yaklaşıyor olması buranın çok kritik bir direnç olduğunun bir işareti. Burası çünkü aşıldı mı, şu anlama geliyor şu anki fiyatlamalar. Burası aşıldı mı, bu hisse senedi yukarı yönlü çok daha güçlü bir şekilde gidecek anlamına geliyor. Böyle yorumlayacağız ama aşılmadığı sürece de sadece izleyeceğiz. Yani burada aşılmasına yönelik bir para hareketi var mı? Nasıl hareket ediyor? Bilançonun fiyata etkisi. Bunları yorumlamaya çalışacağız. 307 fiyat seviyesi. Yani 3 aşağı 5 yukarı buralar. 307, 308. Yani buralar bizim için çok önemli bir referans. Daha 2 gün önce oraları görmüş zaten, 307'leri. İşte çok güçlü fakat bunu destekleyecek bir haber akışı gerekiyor. Bir veri gerekiyor. Şu an için dediğim gibi buranın aşılması durumunda bu hissenin çok çok daha güçlü bir şekilde gidebileceğini unutmamak lazım. Bunu bir kenara yazmak lazım. Ama bu olmadığı sürece de aslında burada bir altyapı çalışmasının devam edeceğini de ben mesajını alıyorum. O yüzden aşağı yöndeki olumsuzluklarda 270 ve 261 seviyesi bizim için kademeli destek olacak ama buralara gelse dahi ben çok fazla bozulacağını düşünmüyorum. Buralarda bir dip hareketi görebilirsek piyasanın iyi olması durumunda tekrar hisse senedi ilk fırsatta 307'yi denemek isteyebilir. O gözle bakmakta fayda var.